ABC üçgeni. Hemen çizelim onu. Şöyle bir ABC üçgeni var. Koordinatlarını yazıyorum. Şurası A, 0,4. Buraya B'yi yazıyorum. Eksi 3,5. Şuraya C'yi yazıyorum. A virgül B. Ağırlık merkezi de şurada bir yerde olacak. Kenar ortaylarının kesim noktası ağırlık merkezi. G, o da 1,4. Şimdi kuralımız şu. Ağırlık merkezinin apsisi bu köşelerin apsislerinin toplamının 3'te 1'i oluyor. Yani şuradaki 1, şu 3'ünün toplamının 3'e bölümü olur. Yazıyorum onu. 1 eşittir, ağırlık merkezinin apsisi eşittir, şu apsislerin toplamının 3'te 1. 0 artı A eksi 3 bölü 3 olacak. Şimdi şunu yapabiliriz. Bunun paydası 1. Şöyle içler dışlar çarpımı yaparız. 1 çarpı 3, 3 olacak. Şimdi 1 ile bu tarafı çarpacağız. Bu şu 0'ı etkisi yok. Burası A eksi 3 olacak. 1 ile A eksi 3 çarparsak A eksi 3. Buradaki eksi 3'ü sola doğru yollarız. Burada 3 vardı. Eksi 3 geldi. Artı 3 oldu. 3 artı 3, 6. Yani A sayısı da 6 olacak. Şimdi gelelim ordinat kısmına. Ordinatlarda da aynı şeyi yapacağız. Yani şu üçünün köşelerin ordinatlarının toplamının 3'te 1'i de şunun ikinci bileşenine verecek. Yani şurayı 4'ü verecek. Şöyle yazarız. 4 eşittir. Köşe koordinatları 4 artı 4 4 artı B artı 5 olacak. 4 şurası 4 artı B artı buradaki sayı 5 bölü 3 olacak. Bunları toplayıp 3'e böleceğiz. Şimdi düzenleyelim. Şurası sol taraf 4. Sağ taraf B artı 9 yapacak. Bölü 3. Biz burada içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Şunun paydası 1. Şöyle çapraz çarpıyorum. Şimdi 1 çarpı B artı 9 yine B artı 9 eşittir. 4 çarpı 3 12. Buradaki 9'u sağ tarafa doğru yollarsak bizim B'miz 12'den 9 çıkarırsak 3 olur. B'miz de 3. Bizden istenen A artı B idi. Yazalım hemen. A artı B. A'mızı 6 bulduk. B'mizi 3 bulduk. Topluyorum. 6 artı 3. Bu da 9 gelir. Yani işlemin sonucu 9 çıkar.